Teşekkür ederim. Siz bu kontrollü darbe işini sağırdan almaya devam ediyorsunuz. Anlamaza yatmaya devam ediyorsunuz. Fakat yarın bunu açıklayacağım ama şu Fuat Uğur'un 21.4.2016 tarihli bir yazısı var. Oradan bir tane önce bir şey okuyayım çok hızlı. Cemaatçi subayları uyarmış sonra onlara bir seçenek önermiş. Demiş ki diğer bir seçeneğin ise dediğimiz gibi sonu belirsiz ölümcül maceraya atlamak. Tekrar cemaatçi kripto askerleri uyarıyorum. Devlet ve komuta kademesi her şeyi biliyor ve suç işlemeye teşebbüs etmenizi bekliyor. Hayır, kimsenin ne devletin ne de TSK'nın bu olası kalkışmadan çekindiği yok. Atlıyorum. Eğer bu akıl dışı hezyanlara kulak verdikleri takdirde kendilerine vermedikleri takdirde kendilerine yazık edecekler. Eğer 15 Temmuz'dan sonra bir kişi tutuklanacaksa bence darbeden 3 ay önce haber olan bu Fuat Uğur'a bir sormanız lazım. Gel bakayım sen ne biliyordun bu yazıyı niye yazdın diye. Niye bundan meşgul değilsiniz bir. İki, bizim söylediğimiz şu. Bizim bu darbeye kontrollü darbe dememize vesile olan hadise şu, okuyorum. Tabii 3 ayrı noktada uçak var. Tabii o gece hedef saptıracağız. Dalaman'daki uçakla beraber hareket ediyoruz. Nokta. Recep Tayyip Erdoğan. Niye 3 uçak bekletiyorsun kardeşim? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Neyin hedefini saptırıyorsun? 3 uçakla nereye kaçacaksın? Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Sonra söyleyin siz ne söyleyeceksiniz. Kontrollü darbeden kastımız darbeyi siz yaptırdınız değil. Bu darbeyi duydunuz. Duyumunu aldınız. Ön gördünüz. Sezdiniz. Önlem almak yerine izlediniz. Açığa çıksınlar enseleyelim diye beklediniz. O kanlı ellerin tetiğe dokunmasına, uçağın bomba pimini ateşlemesine seyirci kaldınız. Kendinizi 3 uçakla garantiye... 15 Temmuz'dan 10 gün sonra dedim ki şu Erdoğan'a söyleyin 14 Temmuz ayarlarına geri dönmesin. Bak, bir musibet bin nasihatten iyidir. Birbirimizi daha iyi dinlemeye, daha iyi anlamaya başladık. Siz dediniz ki top sesleri kulaklarımızdaki pası aldı. Ne güzel günlerdi o günler. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Kendinizi garantiye aldınız. 20 Temmuz'da sivil diktatörlüğü inşa edecek her türlü adımı attınız. Buna karşı çıkınca da CHP tukak oldu değil mi? Hayat Yazıcı burada mı? İnşallah buradadır. Kılıçdaroğlu ile Hayat Yazıcı aynı uçakta. Havaalanına indiler. Darbe olmuş. Eyvah. Şiddetle karşı olduğunu Genel Başkanımız Hayat Yazıcı'ya söylemiş. Sonra Hayat Yazıcıoğlu da havaalanından ayrıldı. Bir yerde gören var mı? Kılıçdaroğlu'nun adresi belli. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evi. Ben şimdi soruyorum ve cevap istiyorum. O gece Marmaris'te havalanan uçak havada kaç tur attıktan sonra İstanbul'a indi ve uçak hangara girip hangarın kapısı kapalı olarak Sayın Erdoğan orada kaç saat bekledi? Nokta. Soru iki. Başbakan o gece cevap ver kardeşim. Başbakan o gece hangi tünelde saklandı? Hangi tünelde saklandı? İçişleri Bakanı hangi hangardan operasyonu yönetti? Buralarda saklananların adresi belli olanlara şuraya gittin, buraya gittin demeye hakkı yok. Vallahi de billahi de Recep Tayyip Erdoğan hangardaydı, hangarda saklandı. Gelin saklanmadı deyin, hangarda değildi deyin. Öyle şey olur mu?